üç yanı denizlerle çevrilmiş olan ülkemizin... İki buçuk yanıdır oğlum Salim. Salim, iki numara tıraşlı kocaman başını kaldırdı. O ne demek oluyor Hikmet amca? Güney sınırlarımızın yarısı karadır da ondan. Yapma Hikmet amca, öğretmen kızar böyle şeylere. Kızmaz oğlum, gerçeklere kızılmaz. Salim, kafasında beyaz çizgiler gibi duran eski yara izlerinden birini kaşıdı. Gerçek nedir Hikmet amca? Alıştırma defterini çıkar da yazdıralım. Gerçekler havada kaybolmasın. Salim, Hikmet'in yüzüne bakarak bu garip amcanın ciddiyet derecesini ölçmeye çalıştı. Matrak mı geçiyorsun ya Hikmet amca? Bu terbiyesiz sözün nereden öğrendin bakalım? Hangi terbiyesiz? Matrak terbiyesiz. Salim kalemi ağzına soktu. Herkes söylüyor. Hikmet yuvarlak fırça kafaya hafifçe vurdu. Kötü bir sözü herkesin söylemesi o söze bir gerçeklik kazandırmaz. Çıkar defterini. Yalnız gerçeğin tanımını vereceğiz. Matrağın değil. Salim sarı çantasının patlamış dikişleri arasından elini soktu. Bütün sayfalarının köşeleri çeşitli doğrultularla kıvrılmış olan kırmızı kaplı, mavi etiketli bir defter çıkardı. Sayfaları aceleyle çevirdi. Her sayfada çeşitli doğrultulara yatmış yazılar ve kırmızı ayırma çizgisinden yazılara doğru eğilen çiçek resimleri vardı. Sen kız mısın ki çiçek resimleri yapıyorsun sayfa kenarına? Bu alıştırma defteri ondan. Anladık. Bu ne biçim yazı böyle? Salim gülerek sandalyeden öne sarktı. Gururla. Öğretmenim de hiç beğenmiyor, dedi. Bunda gülecek ne var? Sen bu yazıyla diyor. sen bu yazıyla diyor. Gülmekten sözüne devam edemedi. Çok bastırma kalem, eğik yazacaksın. Eğik yazacaksan sağa doğru yatır harfleri. Seninkiler Bakkal Rıza'nın iskemleye yaslanması gibi geriye yatmış. Bakkal Rıza'nın oğlu geçen gün alıştırma defterini kaybetti. Hangi gün? Salim çantasında büzülü kumaş gözünün lastiğini çekti. Bir taraf kırmızı, öbür tarafı mavi bir kalem çıkardı. Kırmızı bir gerçek yazdı. Gerçeğin önüne içi boş iki nokta üst üste koydu. Gerçek iki nokta üst üste koydun mu? Koydum Hikmet amca. Büyük harfle başlanıyor değil mi? Hepsini büyük harfle yazsaydın. Kırmızı kalemle yazdım. Yumuşak silgiyle çıkmıyor. Gerçeğin de soluna çiçek yapma sakın. Bu sayfada yok zaten. İyi, yaz bakalım. Gerçek... Başkalarının bize uygulamaya çalıştığı tatsız bir ölçüdür. Birimi var mı Hikmet amca? Birimi insandır. Salim kalemin mavi tarafını ağzına soktu. Ucunu ıslattı. İnsanın altını çizdi. Öğretmen ülkenizde ne varsa yazın dedi. Neler yetişiyor, ne satıyoruz, ne alıyoruz. Hepsini yazın dedi. Hikmet parmaklarıyla hesapladı. Çok şey yetişiyor. İstersen ben yazdırayım. Bilmem. Öğretmen kendiniz yazın dedi. Küçük çocuklar bu kadar şeyi birden akıllarında tutamazlar. Ben sana önce 1, 2, 3 diye yazdırırım. Sonra 1, 2, 3'ü sileriz. Yazı ödevi böyle yapılırsa daha güzel olur. Geçişler fark edilmez. Bütün büyük yazarlar satırların arasındaki bu 1-2-3'leri güzelce eriten adamlardır. Sen de büyüyünce böyle yazarsın olur mu? Ne yapayım büyüyünce Hikmet amca? Tiyatro yaz. Salim çantasından bir dergi çıkararak karıştırmaya başladı. Nedir o dergi? Hayvanlar Dünyası.
Demek onlar başka bir dünyada yaşıyorlar. Salim gülmeye başladı. Çok komiksin Hikmet amca. Hikmet amca komik. Komik Hikmet amca.